Çok değerli 2. Kuvayi Milliye'nin lideri Profesör Doktor Haydar Baş hocam, kıymetli dava arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bağımsızlık sevdalısı Ankaralı hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Çanakkale şehitlerini ve bu vatanı bizlere emanet etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bana ayrılan kısa sürede sizlere tarihte dava ve vatan söz konusu olunca fedakarlık yaparak adını tarihe yazdırmış birkaç kahramanımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle müminlerin annesi olan Hazreti Hatice'den başlamak isterim. Yalnızca mükemmel bir eş ve sadık bir refika olarak kalmamış, vatan davasına pek çok hizmetlerde bulunmuştur. Müslümanların en çileli dönemlerinde malının tamamını bu yolda harcayarak müminlere en büyük maddi ve manevi desteği sağlamıştır. Hazreti Hatice'den sonra bu bayrağı kızı Fatıma anamız devralmıştır. İslam devletinin temellerinin atıldığı savaşlarda Resulullah'ın yanında yer almış, babasının yanında kadınlara İslam'ı anlatan bir mürebbi olmuştur. Bedir'de canını siper etmiş, Uhud'da yaraları sarmış, Hendek'te eşi ve çocuklarıyla Hendek kazmıştır. Yine Hazreti Peygamber'in torunlarından, Ehl-i Beyt soyundan gelen Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Banu Hazretlerini söylemeden geçemeyeceğim. Bütün savaşlarda eşinin yanında yer almış, ona destek olmuş, son evladını da cephede dünyaya getirirken şehit olmuştur. Ziyaretine gidenlere feyz ve muhabbetini esirgememektedir. Asırları aşıp Kurtuluş Savaşı'na gelelim. Bu vatanı savunmak için destanlaşan kadınlarımız o kadar çok ki, askere ekmek pişirirken yakalanıp askerimizin yerini söylemediği için işkence edilip ekmek fırınına atılarak şehit edilen Nazife kadın mı? Evladı vatana ihanet ettiği için evladını alnından vuran Domaniçli Habibe Hatun mu? Kendisini kocabaş öküzün yerine koyan Elif mi? Yorganını, bebeğinin örtüsünü mermilere örtü yapan nineler mi, bacılar mı? Bakınız, Kurtuluş Savaşı'nda kafile komutan olarak görev yapan Mustafa Necati'nin gözlemleri. Kütahya sırtlarında hava eksi 40 derece soğuk. 75-80 yaşlarında bir nine, bütün yorgan ve battaniye ne varsa cephanenin üzerine örtmüş. Kendisi bazen elbisesiyle. Nine, kar serperiyor, hava çok soğuk. Şu yorganı al bari sırtına dendiğinde cevabı, dokunma ona, millet malıdır, nem kapmasın, ben bir ölürüm ama onunla binler doğacak, binler. Düşman bu topraklara girdi gireli, benim içim yanar ağol cevabını vermiştir. İzmirli Ayşe Hanım, İstanbullu Asker Saime Hanım, Çitlikli Kübra, Tarsuslu Adile Onbaşı, Çete Emir Ayşe, Trakyalı Ana Kız Havva Zehra, Maraşlı Senem Ayşe mi ve daha isimlerini bilmediğimiz bu vatan için şehit olan atsız şansız binlerce kahramanımızı rahmetle anıyoruz. Ayrıca kadınlarımız vatan savunmasında halkı bilinçlendirmek, milli şuur oluşturmak, işgale karşı direnmek amacıyla cemiyetler kurmuşlar, mitingler, konferanslar ve toplantılar düzenleyerekten halkı milli direnişe çağırmışlardır. Kastamonu Hilal Ahmer Cemiyeti toplantılarında bağışlar toplamışlardır. Tosyalı Fakir Hanife Hanım gömleklerini Kastamonu Hatice Hanım'ın gelinlik ve çeyizlerini bağışlamaları birer fedakarlık destanıdır. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 28 Kasım 1919'daki toplantıda Melek Reşit Hanım'ın konuşmasına kulak verelim. Kadın erkek ittihat edersek vatan kurtulur. Hazreti Peygamber ittihatı İslam ile dini ilah eyledi. Milleti yaşattı. Biz o peygamberin ümmetiyiz. Hülasa hanımefendiler, o hasta ölüm döşeğinde olan vatanın evlatları bizleriz.
İşte hemşerilerim, vatana vazifedeceğimiz gün bugündür, saat bu saattir. Görüldüğü gibi geçmişte kadınlarımız vatan için canını, varını yoğun ortaya koymuş, halkı düşman kuvvetlere karşı ayıktırmış, asker Atatürk'ün yanında tek bilek, tek yürek olmuştur. Bugün bize düşen bu mübarek kadın kahramanlarımızdan bayrağı devralıp ekonomik, sosyal, siyasal ve fiili işgal altında olan vatanımızı kurtarmak için zamanımızın ikinci Kuvayi Milliye lideri Hoca Atatürk, Sayın Profesör Doktor Haydar Baş'ın yanında yer almak, milletimizi ayıktırmaktır. O yıllarda kurtuluşumuz Mustafa Kemal'in yanında yer almakla, desteklemekle mümkündü. Şimdi de milli ekonomi modeli ile, sosyal devlet projeleriyle, vatan millet sevdasıyla, ülkemiz ve tüm dünya için çözümün tek adresi olan Profesör Doktor Haydar Baş'la mümkündür. Ne mutlu Rus parlamentosunda yaşasın Türk milleti diyen Haydar Baş'a. Ne mutlu Rus lidere, ne mutlu Türk'üm diyene dedirten Haydar Baş'a. Ne mutlu Haydar Baş'ı anlayıp anlatana. Ne mutlu bu vatan bizimdir, bizim kalacak diyenlere. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.